Değerli izleyiciler günaydın. 9 Haziran Pazar bugün. Yine birlikteyiz. Neler var? Neler var? İşte Amerika'dan gelen mektup var. Amerikalılar, bu mektup bize ilk defa gelmiyor. Yıllar yıllar önce 63 yılında o mektup bir daha gelmişti bize. Johnson'ın mektubu diye biliniyordu. Üstelik o zaman başkan düzeyinde bir mektuptu. Şimdi bakan yardımcısı, bakan vekili düzeyinde bir mektup geldi. Ve hatta bir öncekinden daha da tehditkar bir mektup geldi. Çok ilginç. Cumhuriyet Gazetesi bu mektubu manşetten vermiş. Pek çok gazete bunu manşetten görmüş. Ancak hükümet yanlısı, yani AKP karteli, medya karteli bu haberi Yeni Şafak dışında pek gören yok. Yeni Şafak dün de bu haberi birinci sayfada ve üst puntolardan yüksek manşetten vermişti. Yeni Şafak, savunmasız Türkiye isteyenler diye bir başlık var. Ve çok enteresan ve enteresan muhalefetin suçuymuş gibi haber sunuluyor. CHP, İYİ Parti, HDP, FETÖ birleşip ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı. Allah Allah, Allah Allah. Çünkü Türkiye S-400'leri, yani muhalefet S-400'lerin alınmasına karar verdi ve bütün politikayı muhalefet partileri yürütüyor sanki. Yani iktidar yok şu anda. Yani nasıl bir mantık düşünebiliyor musunuz? Mektup kime gitmiş? Muhalefete gelmiş meğerse. Allah Allah. CHP, İYİ Parti, HDP ve FETÖ. Ha, FETÖ de var işin içinde. Yani haberi veriyorsunuz, böyle çarpıtarak veriyorsunuz verdiğiniz haberi de. Hadi ötekiler kullanmamışlar. Efendim, Türkiye'yi tehdide başladı. ABD ile aynı dili konuşan muhalefet partileri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayışının durdurulmasını, Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesini istiyor. Türkiye'yi içeriden vuranlar Mehmetçik'in Irak'taki pençe harekatına bile destek vermedi. Yani şimdi pençe harekatı dediğiniz seçime ayarlı bir takım faaliyetler şu anda. Bunu da herkes biliyor. Daha öncesinde de oldu bunlar. Bunları abartmanın gereği yok. İkincisi bakın şunu anlayın. Bu bir beka sorunudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin yazdığı bu mektup bir beka sorunudur. İşte o NASA'da çalışan kişinin serbest bırakılması, bir telefon talimatıyla serbest bırakılması bir beka sorunudur. Rahip'in serbest bırakılması ve Amerika'ya gönderilmesi bir tweetle bir beka sorunudur. Siz beka sorunu nerede arıyorsunuz? Bunlar beka sorunudur. Size bir tweetle bunları yaptırabiliyorlarsa, bir telefonla bunları yaptırabiliyorlarsa, bir mektup yazıp tehdit edebiliyorlarsa bunların hepsi beka sorunudur. Ama bakıyorsunuz koskoca Hürriyet Gazetesi, Johnson mektubunu manşetten veren gazete Hürriyet Gazetesi, Johnson mektubunu, o meşhur İnönü'ye gelen Johnson mektubunu, Kıbrıs harekatı sırasında, yani Türkiye'nin Kıbrıs'a bir çıkartma yapabileceği tehdidi karşısında Johnson Türkiye'yi resmen tehdit etmişti. Bunun yaptırımları var, şunu yaparız diye. Şimdi benzer bir mektup bir kez daha geldi Amerika'dan. Ne diyor? S-400 projesinden vazgeçmezseniz F-35'leri alamazsınız. Pek çok askeri ortak projemiz rafa kaldırılır. F-35 projesinden dışlanırsınız. Ayrıca diyor, Temsilciler Meclisi'nde alınan karar var. Ekonomik yaptırımlar uygularız. Ve Türkiye'nin 75 milyar dolarlık ticaret hayali de suya düşer diyor. Resmen tehdit ediyor. Beka sorunu. Ve siz bunu görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Bakın, bu balonu söndürmeyin diyor Hürriyet. Evet, balon haberi yapıyor. Türkiye böyle bir mektupla karşı karşıyayken, Johnson mektubunu manşetten veren, bundan 50 sene önce Hürriyet gazetesi, şimdi başka yerlerde, sadece orta sayfasında küçücük bir şey var. Efendim, Türkiye'nin duruşu değişmeyecekmiş, pozisyonumuz değişmiyormuş. Bu ne demek oluyor? S-400'leri alacağız. S-400'lerin alınmayacağını Bülent Esen emekli büyükelçi anlatmıştı. Necat Esen de söyledi. Bugün o Necat Esen'in de, o da TV'de yazısı var. Bu işten vazgeçildi. İşte seçim öncesinde bu kullanılıyor. S-400'ler gelmeyecek ama bu Temmuz ayında açıklanacak. 23 Haziran seçimlerinden sonra açıklanacak deniyor. Evet. Bakın cephede kimler varmış. Ya bu yalan haber var ya. Bu yalan habercilik,
bu haber ahlaksızca yapılan haber bombardımanı. Ha, aslında okunmuyor da bu gazeteler. Dün bu haberi verdi Yeni Şafak gazetesi. Belki fırçayı yedi. Belki de fırçayı yedi. Hemen ağız değiştirmiş. Dünden bugüne savunması Türkiye isteyenler diyor. Ve bunların arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in fotoğraflarını koymuş birinci sayfadan. Yeni Şafak gazetesi Fethullah Gülen'i de eklemiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Amerika'yı tehdit etmesini destekliyor. Ve Türkiye'nin politikalarına karşı bir politika öneriyor. Bakın Türkiye böyle değişken politikalarla bir yere varamaz. Güven vermiyor. Hiç kimseye, dünyaya da güven vermiyor. Bize de güven vermiyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Yani bugün Putin'lesiniz, yarın Trump'ın bir telefonu her şeyi değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Bakın Hüsnü Muhalli yazmış onu. ABD umurunuzda değilse Trump arayınca niye seviniyorsunuz? Öyle değil mi? Hani Trump Temmuz'da Türkiye'ye gelecek diye heyecanlanmışlardı. Sonradan bunun balon olduğu ortaya çıktı. Evet. Ruslar S-400'leri 2 ay içinde teslim ediyoruz dedi. Aynı saatlerde Amerikalılar da Temmuz sonuna kadar süre verdi. Başka bir numara dönmezse dananın kuyruğu Temmuz sonuna kadar koptu kopacak. Geldiğimiz nokta ortada diyor Sütü Maliyası'nda. Yandaş medyanın tavrıyla ABD dahil hiç kimse umurunuzda değilse o zaman Trump arayınca neden seviniyorsunuz? Beyaz Saray'dan davet alacağız diye niye heyecanlanıyorsunuz? Evet, işte bu insanları rahatsız ediyor. Muhalefeti bu rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığın belirtilmesi Amerikan politikalarını desteklemek değil. Siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsunuz. Türkiye'nin bir politikası yok. Türkiye'nin bir dış politikası yok. Türkiye'nin bir tarım politikası yok. Türkiye'nin bir sanayi politikası yok. Türkiye'nin sosyal politikaları da yok. Sata sata geldik bugüne kadar. Satacak bir şey de kalmadı. Ve ondan sonra işte böyle mektuplarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne demiş Cumhuriyet Gazetesi? Ültimatom gibi mektup. Johnson mektubundan 55 yıl sonra Türkiye'ye ağır S-400 tehdidi. Ve Türkiye'nin bu politikalarını belirleyen muhalefetmiş gibi yandaş paçavradan muhalefeti suçlamak. Aklın durduğu yer falan değil. Neden? Çünkü bu gazetenin 50 milyon vergisi silinmişti zamanında. 57 milyonluk vergisi zannediyorum 52 milyona silinmişti. 5 milyon sadece vergi ödemişti 57 milyondan. Sonra ne olmuştu bu gazetenin sahiplerine? Balıkesir SEKA verilmişti. 1 milyona sadece. Sonra bunlar yıllarca o fabrikayı kullanmadılar. İşletemediler. Sonra ayrıcalıklı, öncelikli teşvik bölgeleri diye bir şey çıkartıldı yeni birkaç hafta önce. Hemen oraya bu Balıkesir SEKA'nın bulunduğu yeri de soktular. Şimdi teşvik kredisi verecekler, fabrika işler hale gelecek. Ya bunlar devletin sırtında yük, asalak bunlar. Sülük. Yani işlerine gelirse ve dünkü haberle belki de tehdit ediyorlar iktidara. Tehdit ederek çıkar sağlıyorlar. İşte 23 Haziran'da kullanacağınız oylar bunlarla da ilgili. Bunların da önünü kesecek. Türkiye yeni bir yola girecek. Türkiye'de muhalefet hiçbir zaman bu tür konularda iktidarla görüş alışverişinde bulunmadı. İktidar bilgi vermedi. Bunların hiçbirisi mecliste konuşulmuyor, görüşülmüyor. Saraydan karar veriliyor, saray politikaları götürüyor. Evet, Ankara sineye çekti diyor Cumhuriyet Gazetesi. Milli Savunma Bakanı Akar'a mektup gönderen ABD Savunma Bakan Vekili. Düşünün, Johnson mektubundan bakan vekiline geldi. Başkan mektubundan bakan vekilinin mektubuna kadar düştük. Düştük. Ne diyoruz buna? Beka sorunu değil mi bu? Bakan Vekili Şanağan, 31 Temmuz'a kadar S-400'den vazgeçmemesi durumunda Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılacağını bildirdi. Ankara askeri ve ekonomik yaptırım tehdidine karşılık vermedi. Bakanlık stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm beklentisinin dile getirildiğini belirtti. İnönü yanıt vermişti diyor yine Cumhuriyet Gazetesi. Şanağan'ın 6 Haziran tarihli mektubu 5 Haziran 1964'te
ABD Başkanı Johnson tarafından Başbakan İnönü'ye gönderilirken tehdit içerikli bir mektuba benzetildi. Johnson mektubu Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini önlemek amacıyla kaleme almıştı. İnönü, yeni şartlarla yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu dünyada yerini alır demişti ve cevabını vermişti. Ha, söylüyorsunuz ya, ey Amerika sen kimsin falan, Türkiye'yi tehdit edemezsin. Söyleyin, hadi konuşun. Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Niye gazetede haberi bile yer almıyor bunların? Türkiye bunlardan haberdar olamıyor. Niye? Çünkü siz bunlardan haberdar olmayasınız diye medyaya milyarlarca dolarlık yatırım yapıldı. Haber vermesin, halk haberdar olmasın bunlardan diye. Ve siz bunları göremiyorsunuz işte. Açın. Şimdi iktidar medya kartelinin, AKP medya kartelinin sancak gemisi Sabah gazetesi oldu. Biliyorsunuz 630 milyon dolarlık rüşvet havuzuyla desteklenerek alındı bu gazete. Ve şimdi ne diyor? Altın kalpler Mesut'a teşekkür yağıyor. Mesut Yılmaz düğün yemeği vermiş. 16 bin savaş mağduru ve yetim çocuktan çeşitli dillerde teşekkür mesajı ve dua yağıyor. Ya bir, böyle bir haber var. Bakın birinci sayfada ne var? Uzayda da bir Türkiye var diyor. Yolda makas terörü. Valiye hakaret CHP için, adayı için soruşturma. CHP adayı diyorlar biliyorsun. İmamoğlu demiyorlar. CHP adayı için soruşturma. Biz tarih yazmayı severiz. Evet. Fransa'yı 2-0 yendik. Gerçekten tarih yazdı. Fakat başka bir tarih daha yazılıyor bir tarafta. Ve siz onu görmüyorsunuz. Bakın. Sabah gazetesinde Amerika'nın mektubu yok. Tehdit mektubu yok. Bakalım görmedik mi? Yok, 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 yok. Yok. Evet, evet bakıyoruz. Evet, böyle bir olayda Türk medyasının önemli bir bölümü bu haberi görmemiş. İşte Sabah gazetesini aradık, taradık. Öyle bir, sadece Mehmet Barlas'ın yazısında var. Sadece Mehmet Barlas'ın yazısında var. Ne diyor Mehmet Barlas? Amerikan yetkilileri ABD ölçüyü kaçırıyor. Yahu, şimdi bir taraftan siz Amerika'ya karşı S-400'leri alıyorsunuz. Adamlar size bunu söylüyorlar. F-35 projesini askıya alırız diyorlar. Üstelik eğitim için giden pilotları da geri gönderiyorlar. Bitti bu iş diye. Ve diyorsunuz ki Amerika ölçüyü kaçırıyor. Amerikan yetkililerinin S-400'leri vesile ederek sürekli Türkiye'yi tehdit etmelerinin tadı kaçmaya başladı. Türkiye açısından da tadı kaçmaya başladı. Siz o yaptırımları kaldırabilecek bir ekonomiye sahip misiniz? Gerçekçi bir ekonomik politikanız yok. Cumhuriyet döneminde ne kadar fabrika kurulmuş hepsini sattınız. Arsaları sattınız, arazileri sattınız, her şeyi sattınız. İstanbul'u beton ormanına döndürdünüz. Şimdi diyorsunuz ki sanki çok güçlü bir ekonominiz varmış gibi. Amerika ölçüyü kaçırdı. Tabii bununla ilgili BBC Türkçe'de bir 10 soruda diyor bu konuyu ele almış. 10 soruda ABD'nin F-35 mektubu ne anlama geliyor? Neden sızdırıldı? Neden sızdırıldığını en azından söyleyeyim size 10. maddede. Neden sızdırıldı? Çünkü Türkiye'de işte gazetelerin yazmaması. Bunu insanların bundan haberdar olmaması. Hükümetin bu konuda bir tavır koymaması yüzünden. Onlar da bunu açıkta medyaya açıklamak zorunda kalıyorlar. Medyaya açıklıyorlar ki herkes bunu bilsin, kamuya mal olsun diyor. Şanağan'ın mektubunun tam metninin basına verilmesi de önemli ve dikkat çeken bir unsur olarak görülüyor. Nisan ayından itibaren Türk ve Amerikan kamuoyu S-400'lerin satın alınması durumunda yaşanabilecek gelişmeler konusunda üst düzey açıklamalar aracılığıyla uyaran Washington DC, şimdi de Savunma Bakanı'nın tehdit içeren mektubunu basına vermeyi tercih etti. Bunun iki nedeni olduğu gözlemleniyor. Birincisi ABD'nin bu süreci tamamen şeffaf ve kamuoyu önünde yürütme stratejisi. İkincisi, Türk yetkililerin S-400 ve F-35 konularında zaman zaman gerçek tabloyu yansıtmaktan kaçınmaları ve olguları farklı şekilde algılatma çabaları. Bakın,
bir algı operasyonuna karşı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu mektubu kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyormuş Amerikalılar. BBC Türkçe'nin yorumuna göre. Türk Savunma Bakanlığı'nın Şanağan'ın mektubuna ilişkin yaptığı kısa açıklamada bunun bir örneği olarak değerlendiriliyor. F-35 konusuna hiç değinmeyen açıklama şöyle devam ediyor. Yani F-35'lere değinmiyor bizim yaptığımız açıklama, Savunma Bakanlığı'nın açıklaması. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte, görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir. Bunda bir şey yok. Yani hiçbir şey söylememiş. Bakın, hep söylüyoruz ya, hani ey Amerika diyorsunuz, bugüne kadar Amerika'ya kafa tutan bir lider mi çıkmıştı diyorsunuz. Evet, Erdoğan Amerika'ya kafa tutuyor diyorsunuz. Kafa tutmak boş laftır. Bunu hep söyledik. Yaptırım, bakın Amerika ne diyor? Yaptırımlarım, F-35 projesinden çıkartırım diyor. Temsilciler Meclisi'nin aldığı ekonomik yaptırımları uygulamaya koyarım diyor. Bu ne demektir? Doların 7 lira, 7,5 lira olması demektir. Çünkü ekonominiz bunlara bağlı. Yani biz ekonomik gücünüz olmadığı için ve bu gücü de zaten 17 senede iyice kırdığınız için cevap verecek halde bile olmuyorsunuz bu tür konularda, bu tür tartışmalarda. Evet, gazetelerin çoğunda, daha doğrusu gerçekten haber veren gazetelerin çoğunda bu haber var ve Türkiye'nin tavrı şimdi merakla bekleniyor. Bununla ilgili Necat Esle'nin de bir yazısı var. Ona da bir göz atalım. O da bir uyarı, emekli general Necat Esle. Bakın ne söylüyor. Oda TV'deki yazısında. Eğer diyor benim bir yetkim olsa diyor Necat Esle, bu mektuba cevap vermek durumunda olsam diyor, onlara şu mesajı göndermek isterdim. İşte bu nedenle S-400'ler gerçekten S-400'lerden çok daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Eğer benim Şanağan'a cevap verme sorumluluğum olsaydı ona şu mesajları göndermek isterdim. Türk-ABD ilişkileri sadece Amerikan çıkarlarına hizmet eden tek yönlü bir otoyol mudur? Neden ABD, NATO içindeki müttefiki Türkiye'yi zaman zaman tehdit ederek baskı altında tutmaktadır? Madem ki Türk-ABD ilişkiliği önemlidir, neden ABD zamanında Patriot'ları tedarik etme isteğimiz, insansız hava aracı ve diğer silah sistemi taleplerimiz karşılanmamıştı diyor. Madem ki Türkiye'nin ABD-NATO ilişkileri korunması ve geliştirilmesi gereken ilişkilerdir, neden ABD ve NATO ülkeleri yıllardır PKK'ya destek vermektedir? Neden ABD Suriye'de gözümüzün önünde PKK-YPG devleti kurmaktadır? ABD ülkeleri bencil davranışların, yapılan hataların Türkiye'ye giderek Atlantik yapısından uzaklaştırdığının farkında değil midir? ABD yetkilileri ciddi bir küresel değişim içinde olan ABD'nin giderek yalnızlaştığını ve dünyada Batı'nın yanlışları nedeniyle Atlantik yapısından uzaklaşabilecek Türkiye'nin Rusya ve İran ile yakınlaşmaya girmesi ile küresel jeopolitiğinin bütünüyle değişeceğini ve dünyanın üç kutuplu düzenine döneceğini farkında değil midir diyor ve sonra da birkaç soru da kendimize soralım diyor. S-400 tedarikinin neden bu kadar stratejik önemli bir mesele olduğu giderek anlaşılmaktadır. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterince tartışılmış mıdır diyor. Evet. S-400'ler meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterince tartışılmış mıdır? Muhalefette bu konuda görüş alışveriş yapılmış mıdır? Kendi başınıza mı hareket ediyorsunuz? Ondan sonra yandaş gazete kalkıp da muhalefet işte efendim Amerika ile birlikte hareket ediyor. Yok böyle bir saçmalık. S-400'lerin tedariki konusunda milli bir politika oluşturulmuş mudur? S-400'ler tedarik edilirse ABD yaptırımlarına karşı milli bir cephe kurulacak mıdır? Yani bunun önlemini aldınız mı? S-400 tedarikinin zamanlaması ekonomik finansal krizin göbeğine denk getirmek hangi stratejik zekanın ürünüdür diyor. Yani sizin ekonominiz krizdeyken diyor böyle bir şeyi gündeme getirmek diyor hangi aklın, hangi stratejik zekanın ürünüdür diyor Necat Esle. Öngörülü bir stratejik planlama yerine sadece Trump'a veya Putin'e veya hem Trump'a hem Putin'e yakın olmak her derde deva mıdır diye soruyor. İşte mesele de burada dünyada.
Yani hem Putin'e yakın olmaya çalışmak, hem Trump'a yakın olmaya çalışmak, uluslararası ilişkilerin o ülkelerin parlamentolarıyla, kurumlarıyla, şeylerle ilişki kurmak anlamına, onlarla yürütülmesi anlamına gelmediğini biz hala bu işi öğrenemedik. Lider seviyesinde sorunların çözüleceğini düşünüyoruz. Yani sizin aranız Erdoğan'la Trump'ın arası iyiyse Türkiye ile Amerika ilişkileri iyi olur. Kötüyse kötü olur. Putin'le Erdoğan'ın arası iyiyse Türkiye ile Rusya ilişkileri iyi olur. Yoksa kötüyse ilişkiler, bu eş dost meselesi değil. Ulusal meseleler böyle ele alınmaz asla. Siz liderler arasında kuracak konsensüle ya da onlar arasında olacak iyi niyet görüşmeleriyle halledecek şeyler değil. Bakın Trump size başka bir şey söylüyor ama Amerika Temsilciler Meclisi yaptırım kararı alıyor. Ekonomik yaptırım kararı alıyor. Ve bu yolda başkanın da bunu engelleme çabası yok şu anda zaten. Aldığınız takdirde diyor bunlar uygulanacak diyor. Öngörülü bir stratejik planlama yerine sadece Trump'a veya Putin'e veya hem Trump'a hem de Putin'e yakın olmak her derde devamıdır. Bu çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. Ve diğer önemli soru şu. S-400 tedarikinin zamanlamasını ekonomik finansal krizin göbeğine denk getirmek hangi stratejik zekanın ürünüdür? Damat Berat mı söyledi bunu? Diğerleri mi söyledi? Kim? Bu kadar çok danışman var ki. Bunlar hiçbir şey söylemiyorlar mı acaba? Hiç uyarıda bulunmuyorlar mı acaba? Ve sonra ne oluyor? Trump bir telefon ediyor. Bir tutukluyu serbest bırakıyorsunuz. Türk yargısına teşekkür etmek yerine, Türk yargısı işledi, işte o kişi serbest bırakıldı demek yerine, Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor Trump. Ya yargıyla bir alakası yok olayın. Bu bir beka sorunu değil midir? Evet, bu S-400'den meselesi daha epeyce konuşulacak ve Türkiye açısından şu anda durum hiç parlak değil bu konuda. Bu arada biliyorsunuz bir açık oturum tartışması vardı birkaç gündür. Uğur Dündar sunsun deniyordu. Uğur Dündar'a iki aday da karşı değildi. Hatta öneri Binali Yıldırım'dan gelmişti. Uğur Dündar bunu sunsun diye Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. Fakat sürpriz bir şekilde Uğur Dündar bir sosyal medyada paylaşımıyla bu teklifi reddetti. İmamoğlu ve Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı için Uğur Dündar'dan sürpriz karar, teklifi reddetti. Dündar, Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı programda moderatörlük yapmama kararı aldı ve şöyle açıklama yaptı. Her iki adayın da moderatörlük için ismim üzerinde uzlaşması onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Bununla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya da ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyorum. Bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayın ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna arz ediyorum diyor Uğur Dündar. Burada şey önemli, her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar. Çünkü bunu nerede yapılacağı çok önemli. Orada kullanılacak malzemeler de önemli. Siz istediğiniz kadar bu moderatörlüğü hakkıyla yapın. Elinizde olmadan kontrol edemeyeceğiniz yerlerden müdahaleler gelebilir mi yayına? Sürpriz girişler yapılabilir mi? Gerek görsel olarak, gerek soru olarak, gerek yan tutmanın ötesinde, Uğur Dündar'ın yan tutacağını asla düşünmüyoruz. Zaten dün de burada Zafer Arapgirli ile konuştuğumuz zaman bunu Türkiye'de yapabilecek kişinin Uğur Dündar olduğunu söylemiştik. Ancak onun bile, Uğur Dündar'ın bile bu konuda tereddütleri varsa o zaman ciddi bir sorun var. Böyle olacaksa yapılmaması daha iyi. Gerçi tüm demokrasilerde bu bir gelenektir, bir adettir, yapılır. Ama bu tür planlar varsa işin içinde yapılmaması daha hayırlı olur. Ama bir yandan da hemen talip çıkmış Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir Tele1 haberde gördüm.
Ben hazırım diyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından sosyal medyadan tarihi zirveyi yönetmek istediğini açıkladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar moderatörlük kararını açıkladı. Şöyle diyor. Ben topa girmek istemedim ama Sayın Uğur Dündar çekildiğine göre eğer bana çağrı olursa Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki tarihi zirveyi yönetmek isterim elbette. Ne dersiniz? Eğer destekliyorsanız diyor, bir hashtag vermiş, buraya yazın diyor ve topa girdiğini ilan ediyor. Daha doğru topa girmek istediğini Cüneyt Özdemir ilan ediyor. Cüneyt Özdemir belki de bir kuşkusu yok. Bu işin arkasından bir şey çıkacağı konusunda bir endişesi yok ki bu işe gönüllü olarak ortaya koydu kendisini. Daha o toplantının olup olmayacağı da henüz belli değil. Ne karar verilecek? Bekleyelim. Hafta başı bu iş gündeme tekrar gelecektir. Herkes fikrini söyleyecektir. Olup olmayacağı da herhalde birkaç gün içinde yarın belli olur. Çünkü son iki hafta, önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. Ve gerçekten Türkiye'nin kaderi oylanacak. Neden kaderi oylanacak? Çünkü iki belediye başkan adayı arasında geçmiyor mücadele. Yani Binali Yıldırım biraz kenarda kalmış gibi Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. Ve öyle ilginç bir şey ki, öyle bir medya desteğiyle gidiyor ki bu iş. Bakın bu gazetelerin büyük bir bölümü, bakın Sabah, şu, bu, ne diyorlar? Valiye hakaret eden CHP adayı için soruşturma. CHP adayı kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Kim? Adı ne? Bakın bu gazetelerde adını bile göremezsiniz Ekrem İmamoğlu'nun. Anmama kararı verilmiş. Kim vermiş bu kararı? Cumhurbaşkanı'nın talimatı mı? Çünkü Cumhurbaşkanı yönetiyor AKP'nin propagandasını. Tabii onu tekrar hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde namusu ve şerefi üzerine tarafsızlığa yemin etmiş bir cumhurbaşkanı. Ve bugün bir siyasi partinin belediye başkan adayı için oy topluyor, oy istiyor. Propaganda yapıyor. İşte sakat demokrasi budur. Bu sistemin, bu rejimin sakat bir rejim olacağı baştan uyarılmıştı. Ne oldu? Anayasa profesörleri vardı bunların arkasında. Efendim biz bunun kurucu babasıyız. Ya lütfen şimdi bir şey söyleyeceğim, suç olacak. Kurucu babasının başka bir şey babası. Yani Cumhurbaşkanı yetkilerinin ötesinde. Şu anda Cumhurbaşkanı mı, AKP Genel Başkanı mı? Yani yetkiler o kadar birbirine girmiş ki. Bu tarafa döndüğünüz zaman Cumhurbaşkanı, bu tarafa döndüğünüz zaman AKP Genel Başkanı oluyor. Böyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir sakat demokrasi için herkes uyarmıştı. Böyle bir rejim yanlış olur denmişti. Geldiğimiz nokta bu. Cumhurbaşkanıyla bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı karşı karşıya. Bu tuhaflıklar tabii demokrasi açısından baktığınız zaman gerçekten sorunlu bir ülkeyiz. Ve sorun giderek büyüyor. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ortada göbekli bir haber daha var. Gerilim ve kavga siyasetinin ülkeyi getirdiği nokta. Bakın ne diyor? CHP liderini yumruklayan saldırganın elini öpen AKP'li çifte tüfekle poz verdi. Bunları başlıktaki sözlerle paylaştı. İmamoğlu'nu tehdit etti. Soylu vur dese vururuz, öldür dese öldürürüz. Ya Süleyman Soylu bir terör örgütü lideri mi ya da bir çete lideri mi? Bu ülkenin İçişleri Bakanı mı? Ne demek? Soylu vur dese vururuz, öldür dese öldürürüz. Peki bu adam için işlem yapılmayacak mı? Bu şahıs için. Nedir bunlar? Kimdir bunlar? Nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar? Kimden güç alıyorlar? Ve biliyorsunuz kimden güç aldıklarını. Ve Türkiye'de sonra haktan, adaletten, güvenlikten bahsediyoruz. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Evet, Sözcü Gazetesi'nde içeriden bir haber, Nedim Türkmen'in yazısı. Şirketlerin %99'u kurumlar vergisi ödemiyor.
Bakın hep vergiden, ekonomiden bahsediyoruz. Böyle bir ekonomiyle Amerika'ya kafa tutuyorsunuz. Kurumlar vergisi oranı, Nedim Türkmen yazmış, 2017 yılında yılı hesap döneminin vergilendirilmesinde %20 olarak uygulandı. Bu hesap dönemine ilişkin olarak kurumlar vergisi mükellefleri 52.9 milyar liralık kurumlar vergisi ödemesinde bulunmuş. Kurumlar vergisi oranının %20'den daha aşağıya 16'lara çekilmesi beklenirken %22'ye çıkartılmış. Ve diyor ki, şimdi sıkı durun diyor Nedim Türkmen, Türkiye'de kurumlar vergisine ilişkin acı gerçekleri bir bir sıralıyorum demiş ve sıralamış. Devlete ait kuruluşlar, yabancı ortaklı şirketler, halka açık şirketler ve kurumsal olup kayıt dışına çıkma imkanı olmayan kuruluşlar, bunların sayısı 6.000 civarındadır. Kurumlar vergisinin neredeyse tamamını ödemektedirler bunlar. Büyük mükellefler vergi dairesine bağlı toplam 800 mükellef kurumlar vergisinin %30-35'ini ödüyor. Düşünebiliyor musunuz? 800 mükellef %30-35'ini ödüyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli şehrinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri Türkiye'de ödenen kurumlar vergisinin %82 ila 84'ünü ödüyorlar. Vergi ödeyen yukarıdaki saydığım kurumlar vergisi mükelleflerinin dışında kalan 800 bin mükellef, 800 bin mükellefin %60'ı zarar beyan etmekte. %40'lık bölüm ise yanlarında çalıştırdıkları asgari ücretlinin bir yılda ödediği verginin bile altında kalan vergi ödemelerini sağlayan matrahlar beyan etmektedir. 800 bin kurumlar vergisi ödemiyor. Ya zarar gösteriyor ya da bir asgari ücretli kadar vergi geliri ödemesi yapıyor. Evet, bu tablodan rahatsız olan var mı diye sormuş. İnanılmaz bir vergi adaletsizliği var bu ülkede. Peki tabii vergilerle topluyoruz. Nerelere harcıyoruz? Nerelere harcadığımızı da bakın Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında bakalım manşette. Nerelere harcanıyor? Bu vergilerimizden gelen, belediye verdiğimiz vergilerden gelen paralar. Hani metrobüsler garajda çürüyor. Bir bölüm de trenler garajlarda, depolarda çürüyordu. Bu Marmara ile ilgili alınan ve aks boyları uymayan bizim raylara bir sürü tren vagonu boş boş bekliyor. Bunların hepsinin parası ödendi. Bakın metrobüsler de kaç yıldır hem de. Bunlar o zaman çok tartışılmıştı metrobüs kurulurken. Yaptık, yine biz yaparız sloganıyla İstanbul seçimine hazırlanan AKP belediyeciliğinden bir örnek. Hollanda'dan 2008'de 65 milyon avroya alınan 50 metrobüs garajda çürüyor. İsrafın haddi hesabı yok demiş. İstanbul'u dünya markası yaptığı iddiasındaki AKP'nin kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini İkitelli'deki İBB garajında çürümeye terk edilen metrobüsler bir kez daha gösterdi. Eski başkan Kadir Topbaş döneminde 2008'de adrese teslim şekilde 65 milyon avro bedelle, 65 milyon avro. Çarpın bunu 7 ile, 7 küsür. 7 ile çarpın hadi, ortalama bir şey söylüyorum. 65'i 7 ile çarpın. 500 milyon lira eder. Ve Hollanda'dan alınan metrobüslerin kimi hurdalıkta çürüyor, kimisi de sadece günde bir kez göstermelik sefere çıkıyor. Tanesi 1 milyon 260 bin avroydu bu otobüslerin, metrobüslerin. Tanesi 1 milyon 260 bin avroya alınan metrobüslere dair bilgi veren İBB Genel Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 50 araçtan sadece 15'inin sefer yaptığını, bunların da göstermelik olduğunu söyledi. Sağlam, bu mallar ayıplı mallar. Türkiye şartlarına uygun değil. Dava açtık. İETT 2011 yılında firmaya dava açtı. Topbaş jet hızıyla beraat ettirildi. Zarar büyük. Araçların alındığı APTS firması da battı. Bu alacağın tahsil edilmesi mümkün değil diyor. Yazık, yazık bu memlekete. Evet. Gene Bir Gün'ün sayfasında, birinci sayfasında S-400 krizinden, ABD'den mektuplu tehdit diyor. Dediğimiz gibi yandaş medya kartelinde bu haberler yok. Gerçekten bu haberler yok. Ama bu haberleri biz ısrarla vermeye devam edeceğiz. Biz ısrarla haberciliği savunacağız. Haber saklamayacağız, haber gizlemeyeceğiz. Yan tutmayacağız. Bir tek ilke var burada, gerçek. Gerçek, gerçek, gerçek. Onun dışında başka bir ilke yok Tele1'de. 478 milyon avroluk tren setleri de depoda diyor.
az önce söylemiştim ya, Marmara için alınan 478 milyon avro değerindeki tren setlerinin de gerekli uzunlukta ray makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldığı iddia edildi. Bakanlık raylara indirilmemiş 2 adet set bulunmaktadır diye açıklama yapmış. AKP'li belediyelerde makam aracı saltanatı, İstanbul'un AKP'li 18 ilçe belediyesinde kişilere tahsis edilerek kullanılan 1367 adet kiralık binek aracı olduğu ortaya çıktı. 1367 aracı nereye dağıttınız, kime dağıttınız, kimlere tahsis ettiniz? Niye İstanbul Belediyesi'ni elden çıkarmak istemiyorsunuz? Niye bırakmak istemiyorsunuz? Çünkü çok iyi bir kaynak İstanbul Belediyesi. 18 ilçedeki toplam yönetici sayısı sadece 502. En çok kiralık araç Başakşehir'de. Allah Allah. Başakşehir Belediyesi bu kadar arabayı ne yapacak? Nerede kullanıyorlar bu arabaları? Kime tahsis ediyorlar? Gerçekten çok önemli. Bu arada görüntüler iktidarın VIP yalanını çürüttü diyor yine Bir Gün Gazetesi 1. sayfasında. Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'dan İstanbul'a dönerken valiliğin engellemesiyle havalimanında yaşanan VIP skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaret ettiğini ileri süren iktidar cephesini yalanladı. Yine yayınlanan görüntülerde İmamoğlu'nun gerilim büyümeden kalabalığı sakinleştirdiği görüldü. Valilik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüler bunlar. Bakın bir yerde görüntü varsa çıkartıp göstereceksiniz. Hatırlarsanız seçim iptal edilirken de. Efendim görüntüler vardı, oy çalındı. Yani herhalde sandıktan oy çalarken görüntü nasıl çektiniz? Sonra ne oldu? Çıkmadı ortaya. Kabataş yalanını hatırlarsınız gezi olayları sırasında. Başörtülü bacıları yerlerde sürüklendi deniyordu hani. Görüntüler vardı. Hatta böyle kendisini öne atıp onu izledim diyen gazeteciler bile çıkmıştı. Sonra maalesef özür dilediler. Utanmadan özür dilediler üstelik. Ve böyle bir görüntü çıkmadı ortaya. Efendim camide bira içildi dediler, içki içildi dediler. Görüntüleri var dendi. Hemen görüntüleri var diye atılıyor ortaya. Sonra görüntü yok. Ha kaynıyor sanki. Görüntüler yok. O millet de bunu unutuyor. Bakın biz sizin kafanızda oluşturduğunuz seçmen kitlesinden farklıyız. Onlar sorgulamayabilirler. Onlar sormayabilirler. Onlar merak etmeyebilirler. Biz merak ederiz. Sorarız. Görüntü var diyorsanız çıkartın deriz, bekleriz. İnanmayız öyle. Görüntü olmayan görüntüye var dendiği zaman biz buna inanmayız. İnananlar var tabii. İnananlar var. O da bizim işimiz değil. Bizim derdimiz değil. Varsa görüntü çıkartırsınız. İmamoğlu küfrederken görüntü varmış. Peki çıkartın. Gösterin. İşte yok diyor gazete. Siz var diyorsanız gösterin. Bugüne kadar hiçbir görüntüyü gösteremediniz. Çıkartamadınız ortaya. Evet. Arkadaşlar Recai Aksu bağlantımızı ikinci kısma yapalım. Tamam. Tamam. İkinci kısımda Avrupa'da neler olup bittiğini bakalım, bu şeylerin sonucu, S-400'lerin sonucu, Amerika'nın mektubu Avrupa'da nasıl değerlendirildi? İkinci bölümde Recai Aksu'ya bağlanacağız. O gelişmeleri de Recai'den öğreneceğiz. Bize anlatacak Avrupa'da neler olup bittiğini. Bu arada tekrar Bir Gün gazetesine devam edelim. ÇDD'nin yeni başkanı Ayşe Yüksel Bir Gün'le bir röportaj yapılmış. Orada o röportajı birinci sayfadan geniş bir şekilde kullanmış. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yeni başkanı Ayşe Yüksel Bir Gün'e konuştu. Amacımız 100 bin öğrenciye ulaşmak demiş Ayşe Yüksel. Biliyorsunuz Ayşe Yüksel Ergenekon sürecinde hapiste yattı. Türkan Saylan'la birlikte yargılandı ve mücadelesini sürdürüyor, yılmadı. Ve Aysel Hanım'ın ayrılmasından sonra da Aysel Çelikel'in ayrılmasından sonra da kendi isteğiyle başkanlığı devretmesinden sonra da başkan seçildi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne. Türkan Saylan hocamız yaşamın son zamanlarında neden derneğimiz 100 bin öğrenciye burs vermesin diye hayal kurmuştu. Onun vefatından sonra Profesör Doktor Aysel Çeliker hocamız da bu hayali gerçekleştirmek üzere bütün ekibiyle beraber çalışmalara başladı. 76 bin rakamına böyle ulaşıldı. Aysel Çeliker hocamızdan sonra biz de bu heyecanla bu görevi devam ettireceğiz. En kısa zamanda Türkiye'de okumak isteyen bütün kız çocuklarına ulaşmak, burslar vermek istiyoruz. Bunun yanında özellikle kız çocuklarının eğitimi için varım diyen bağışçılara ihtiyacımız var. Hepimiz birlikte bu hayali gerçekleştirebileceğiz. Şimdiye kadar 35 bin üniversite öğrencisi derneğimizden burs almış ve yine bu çalışmalar sürdürülecek. Sadece eğitim bursu da değil bizimkisi. Bu öğrencilerin aynı zamanda eğitim niteliğinin gelişmesine yönelik kültürel projelerimiz de var. Çocukların okuldan aldıkları eğitim dışında fiziksel gelişimlerine de katkı sunacak etkinlikler yapılıyor. Bunlar devam edecek diyor Ayşe Yüksel, Profesör Ayşe Yüksel. Kendilerine başarılar diliyoruz bu yüce amaç için verdikleri çabalarda. Evet, tekrar gazetelere bir taraftan bakıyorum, bir taraftan internette ne var ona bakıyorum. Bu FETÖ borsası ile ilgili bir şey vardı, bir avukat vardı FETÖ borsası ile ilgili bir avukat. Bu avukat meğerse Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşetinde AKP Kadın Kolları ve KADEM'de görev yapmış. FETÖ borsasından tutuklanan avukat Dilek Bayram, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeki haber bu. İstanbul Adliyesi'ni sarsan ve savcıların da açığa alındığı FETÖ borsası soruşturmasında örgüt üyelerine para karşılığı takipsizlik sözü verdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Dilek Buğday Bayram'ın AKP Kadın Kolları üyesi olduğu ortaya çıktı. AKP yetkilileri toplantılara katılmadığı için Bayram'ın üyeliğinin düşürüldüğünü bildirmişler. Bu durumu değiştiriyor mu? Bu Metastas kitabında da yer alıyordu. Bu FETÖ borsası çok çirkin bir pazar. Çok çirkin bir borsa. Karanlık bir borsa. Yani insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. Sonra birileri çıkıyor. Gidiyor mağdurların yakınlarına. Şu kadar para verirseniz diyor. Biz hakimle anlaşırız. Savcıyla anlaşırız. Takipsizlik verdiririz. Tutuklu yakınınızı çıkartırız diyor. Çıkartılanlar da var. Böyle pazar kurulmuş. Hatta bir yargıç, düşünebiliyor musunuz? Bir yargıç ne diyor? Aldığı para için, rüşvet. Aldığı rüşvet için. Aslında diyor ben biraz Robin Hood'luk yapıyorum diyor. Bu parayı diyor fakir fukaraya dağıtıyorum diyor. Aklımızla mı alay ediyorlar? Yoksa kendilerini mi küçük düşürüyorlar? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Yani akıl tutulması diye bir şey bu. Yani 15 Temmuz paylaşımları. Bayram'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'in hukuk komisyonunda görev aldığı, tutuklandıktan sonra ihraç edildiği öğrenildi. Bayram'ın 15 Temmuz mağdurlarını ziyaret ettiğine ilişkin çok sayıda sosyal medya paylaşımı da var deniyor. Herhalde buradan ilişki kuruyorlar. Pazarlıklar bunların üzerinden yapılıyor. Ve kurtarma operasyonu başlıyor. Yani hapisten FETÖ'cü kurtarma. Büyük paralar dönüyor bu işte. Hatta o kitaptan okuduğumuz kadarıyla hakimle mağdur bir araya getiriliyor. Avukat bir araya getiriliyor. Avukat aldığı paranın yarısını hakime vermiş, yarısını cebe atmış. Böyle avukatlar da var. Ve şimdi ne oluyor? FETÖ borsasından tutuklanan avukat Dilek Bayram, AKP Kadın Kolları ve KADEM'de görev yapmış. Zaten oralarda olmasa sözünü geçirebilir mi? Oradan güç alıyor, arkasına onu güç olarak alıyor. O güçle yapıyor bunları, bu işleri öyle çeviriyorlar. Evet. Rutkay Aziz'le yapılmış bir röportaj var. Usta tiyatrocu Rutkay Aziz... Hepimizin keyfi yerine gelecek demiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hepimizin keyfi yerine gelecek demiş. Turgay Fişekçi yapmış röportajı. Usta tiyatrocu Rutkay Aziz hiçbir zaman sözünü sakınmadı. Şimdi de demokrasi kavgasını sürdürüyor. İnancım şu ki bütün demokrasi güçleri bir cephede buluşmalı diyor. Biz de bunu diliyoruz. Demokrasiye inanan herkes bir merkezde, bir yerde buluşmalı. Evet, ikinci bölümde yine birlikteyiz. Gazetelere
tekrar bir göz atalım. Daha sonra Recai Aksu'ya bağlanacağız. Dediğimiz gibi Türkiye'deki olayların Avrupa'daki yansımalarını Recai'den öğreneceğiz. Bu arada Yeni Çağ Gazetesi'nde Akşener'in Soylu'yla ilgili bir sözleri var. Demokrasi çadırına AKP saldırısı. Akşener'den Soylu'ya psikiyatrist tavsiyesi. Akşener'in İstanbul Sancaktepe'deki demokrasi çadırını ziyaretinin ardından esnafla bir araya geldiği sırada İyi Parti çadırı AKP'lilerin saldırısına uğradı. Ellerinde AKP bayraklarıyla harekete geçen grup Akşener ve İyi Parti aleyhine sloganlar attı. Olay yerine gelen polis AKP'lileri kendi çadırlarında tutarak provokasyonu engelledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisine stajyer diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Kato Dağı'nda Sayın Soylu'yu itibar olarak çok zora düşürecek görüntüyü Damat Bey'in televizyonu naklen yayınladı. Ardından Trabzon'da yuhalandı. Şimdi Sayın Soylu anladığım kadarıyla Damat Berat'la olan probleminin şuur altı bana yönlendirdi ama yanlış. Akşener iftiracılar muhatabım değil ama bu iş gittikçe ağırlaşacak gibi görünüyor. Eski dost olarak söylüyorum. Bir psikiyatriste gitmesinde fayda var dedi. Halkı siyasetçiler konusunda uyaran İyi Parti lideri şöyle konuşmuş. Gelirler löm löm konuşurlar. Sizi birbirine düşürürler. Ondan sonra defolup giderler. Sonra da siz apartman komşunuzla kötü olarak kalırsınız. Evet. Bayağı İlginç bir çağrı yapmış Süleyman Soylu'ya. Tabii Süleyman Soylu psikiyatriste gider mi gitmez mi orasını bilmiyoruz. Ama Türkiye'de Süleyman Soylu öl derse ölürüz, vur derse vururuz diyen insanlar var maalesef. Maalesef. Bunlar da daha önce işte Kılıçdaroğlu'na bir şehit cenazesi sırasında saldıran insanlar. Yani insan demeye de dilimiz varmıyor ama insanlar diyelim hadi gene. Bahçeli'de yani Yeni Çağ Gazetesi Bahçeli'ye yüklenmiş bir taraftan. Kürdistan'a Bahçeli neden suskun demiş. Benzer ifadeyi kullandığı için HDP'li Temelli'ye sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki açıklaması için yorum yapmadı. Evet, HDP'li birisi söylediği zaman, HDP'li bir milletvekili söylediği zaman, Kürdistan dediği zaman hua ayağa kalkıyorsunuz. Binali Yıldırım söylediği zaman yani böyle bir enteresan memleketiz. Enteresan memleketiz. Sağımız solumuz hiçbir zaman belli olmuyor. Ne yapacağımız hiç belli değil. Bir kaza haberi var. Sabah gördüm onu. Kötü bir kaza. 4 kişi hayatını kaybetmiş kazada. Fakat kazanın oluş nedeni çok tuhaf. İstanbul Maslak'ta tünel girişte makas atarak ilerleyen bir otomobil önündeki araca çarpınca can pazarı yaşandı. 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı. Bu makas atma trafikte özellikle İstanbul'da otoyollarda çok yaygınlaşmaya başladı ve çok tehlikeli olmaya başladı. Bunun örneklerini sosyal medyada da görüyorsunuz. Paylaşımcılar orada gösteriyorlar bu olayları ve bazen sonuçlar işte böyle 4 insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan çok vahim kazalara da neden olabiliyor. Artık polisler köşelerde tuzak kurup ceza kesme yerine biraz trafiği kontrol etmeye çalışsalar, güvenliği sağlamaya çalışsalar iyi olacak. Bu arada bayram süresince de yollarda 80'den fazla gene insanımızı kazalarda kaybettik. Evet, şimdi Recai Aksu'ya bağlanacağız. Recai Aksu bize Avrupa'da neler olup bittiğini, o tepkileri anlatacak. Recai, günaydın. Günaydın sevgili Namık Koçak. Evet, S-400 krizi var. Amerika'nın mektubu var. Johnson mektubundan 55 sene sonra bir mektup daha geldi Amerika'dan. Ama bu kez başkandan gelmiyor. Bakan vekilinden geliyor. Seviye bayağı düştü. Bizde beka sorunu olarak algılanır mı, algılanmaz mı? Göreceğiz iktidarın tepkisinden. Henüz şu anda iktidardan bir ses çıkmış değil bu konuyla ilgili olarak. Onun ötesinde gene Avrupa'da olup bitenleri senden dinleyeceğiz. Söz sende. Evet sevgili Namık Ocak. Avrupa medyasında senin de ifade ettiğin gibi bakan vekili de var. Sayın Patrick Shannon. Ama aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Müsteşarı Elin Lord'un da bir açıklaması var.
Türkiye 31 Temmuz'a kadar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçmezse savaş jeti F-35'leri birlikte üretme anlaşmalarını iptal edeceğini duyurmuştu. Lord şu anda ABD'nin F-35 eğitimi alan Türk pilotların da ülkelerine geri döndürüleceğini açık bir şekilde ifade etti. Diğer yandan tabii Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostek'in başkanı Sergey Chemezov S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacağını duyurdu. Chemezov, Rusya'nın Türk uzmanları S-400'ün kullanımı konusunda verdiği eğitimin bittiğini de ifade etti. Tabii bu arada ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti. Tabii Shanahan'ın imzasını taşıyan mektup, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik başka hangi adımların atılacağı da yer aldı. Bu çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Hale bu arada tabii açık bir şekilde mektupta Arizona'daki Lucre Hava Üssü'nde ve Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde F-35 eğitimi alan 42 Türk öğrenci pilotun da 31 Temmuz'a kadar Amerika'dan ayrılması gerekeceği de belirtiliyor. Tabii bizden yapılan açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması da çok açık bir şekilde ifade ediyor. Açıklamada şöyle deniyor. Yani işte bize mektup geldi, Sayın Bakan Hulusi Akar'a mektup gönderilmiştir. Mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliği muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir deniyor. Peki gerçekten öyle mi? Öyle değil tabii ki. Yani S-400'lerin konuşturulması durumunda Türkiye'nin ABD ve NATO ile işbirliğinin aktaracağı belirtiliyor. Bakan açık bir şekilde ifade ediyor. Mevcut bunalımın Ankara'nın ittifak ve ilişkisini olumsuz yansıyacağını resmen ilan etmiş oldu. Peki niye şimdi aldırdı ABD bu kararı? Mektupta şöyle deniyor. Türkiye'nin S-400 konusunda eğitim almak üzere askeri personelini Rusya'ya gönderdiğini açıklaması üzerine bu kararın alındığı belirtiliyor. Tabii neler içeriyor? Açık bir şekilde işte Arizona'daki Luka üstünde bulunan Türk pilotların ve diğer askeri personelin eğitim sürecini tamamlamalarının ardından ABD'den ayrılacakları, Türkiye'den eğitim için yeni pilot ve askeri personelin kabul edilmeyeceği ve F-35 projesi kapsamında yapılacak üst düzey toplantılara Türkiye'nin davet edilemeyeceği de Şener'in mektubunda yer alıyor. Tabii Türkiye'nin parasını ödediği 4 uçak ne olacak? Bu da önemli. Para ödendi. Tabii normal koşullar altında iki adet F-35'in Kasım ayında Malatya Erhaç üstünde konuşlanması gerekiyordu. Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda bu uçakların ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Tabii bu arada sonuç ne olacak? Yani bunun sonuçları nasıl olacak? Şanar'ın mektubunda ABD Kongresi'nin Ağustos 2017'de çıkardığı ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası dedikleri çağıtta F-35'ler konusunda alınan önlemler F-400'lerin Türkiye'de bulunmasının yaratacağı risklerle ilgili ve Rusya ile ilgili olan yani çağıtta yani ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasına göre uygulanması konusunda Kongrede güçlü bir partiler arasında kararlı kullanıyor ifadesi kullanılıyor. Tabii nasıl etkileyecek NATO ile ilişkiler bunlar da önemli. NATO ile ilişkisi ne olacak? Tabii F-35 platformların güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra Türkiye'nin S-400 satın alması ülkemizin ABD ile NATO içindeki işbirliğini güçlendirme ve sürdürme becerisini aksatacak deniyor mektupta. Türkiye'yi stratejik ve ekonomik olarak Rusya'ya aşırı bağımlı kılacak ve Türkiye'nin çok yakın savunma sanayine ve hızlı ekonomik hedeflerine zarar verecektir deniliyor. Tabii mektupta Türkiye'nin NATO içindeki işbirliğinin nasıl etkileneceğine ilişkin ayrıntılı bir mesaj verilmiyor. Tabii bu arada 75 milyar dolar ticaret hedefi tehlikede bir sorusu da var. ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası devreye girmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlılık gösterdiği ikili ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkması hedefinin de gerçekleşmeyeceği mesajını veriyor. Bundan bir geriye dönüş mümkün mü? Tabii mektupta şöyle bir şey de var. S-400 konusunda yolunuzu değiştirmesi seçeneğini hala var deniyor. Bunu da burada ifade edelim sevgili Namık Koçak. Evet. Bir Almanya'da... de Almanya yeniden göçmen yasasını, yeni göç yasasını kabul etti. Bununla ilgili de gelişmeler var. Ama kimler alınacak? Onu da bize anlatırsan. Evet sevgili Namık Koçak, evet göç yasası kabul edildi. 74 yılından bu yana sadece Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının yabancı işçi olarak kabul eden Almanya kapılarını artık yeniden Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden kaliteli elemanlara açıyor.
Yani federal mecliste dün oylanarak kabul edilen yeni yasa dünyanın neresinde olursa olsun nitelikli iş gücünü Almanya'ya çekmeyi hedefliyor. Hükümetteki birlik partileri ve SPD'nin oylarıyla kabul edilen yeni göç yasası Almanya'da tanınmış bir meslek diploması veya iş sözleşmesi herkese Almanya'ya gelebilme olanağını sunuyor. Tabii yeni uygulamanın federal konseyden de onay aldıktan sonra en geç 1 Ocak 2020'de başlayabileceği tahmin ediliyor. Tabii yasaya göçmen karşıtı AFD Ülkü Parti, AFD Parti içinden reddediyor. Muhalefet ve sendikalar yetersiz buluyorlar. Özellikle birçok ülkedeki meslek eğitim standartının Almanya'nın altında olması nedeniyle meslek diplomalarının tanınması konusunda zorluk çıkarabileceği, ayrıca bize zorluğun da caydırıcı olacağı ifade ediliyor. Güç dünyası zaten şunu söylüyor. Yılda en az 160 bin göçmen işe ihtiyaç duyan Almanya'nın iş gücü açığının 146 binlik kısmını AB üyesi olmayan ülkelerden gelerek gelecek göç sayesinde kapatabileceğini ifade ediyor iş dünyası. Tabii şimdiye kadar öngörülen bu yeni yasayla birlikte şimdiye dek öngörülen istihdam için Alman ve AB vatandaşı var mı? Öncelik onlarda olmalı. Maskesi kaldırıldı. Bu ilginç tabii. Yasayla Türkiye'deki hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT ve branşlarda eğitim görmüş veya branşlarda meslek diploması bulunanlar gelmeden önce iş sözleşmesi imzalanması durumunda Almanya'ya gelip hemen çalışabilecekler. Tabii bu önemli. Bu arada Türkiye'den Almanya'ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece kendi geçimini de ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin de geçimini sağlayacağını Almanya'ya gelmeden önce belgelemesi istenecek, gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yere getirenler aylık bir vize verilecek. Tabii sosyal yardım da alamayacaklar. Burada ifade edelim. Yani bunu böyle de biraz açık bir şekilde ifade etmek gerekirse kalite işçi, yetenekli işçi, yani öyle düşünelim bunu. Tabii bu arada bu göç yasasıyla birlikte bir başka yasa daha geçti. Göç yasa paketi içinde yer alan ve sığınma talepleri kabul edilmeyenlerin daha hızlı bir şekilde Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı da yine dün mecliste kabul edildi sevgili Namık Koçak. Yeşiller Partili Filiz Polat bugün demokrasi için kara gün diyor bununla ilgili. Sol Partili Ulus ve Yetki yasayı ırkçılara yaranma girişimli olarak değerlendirdi. Tabii AFD bu ırkçı, AFD milletvekili ırkçı Gortet Grün'ün de konuşma yaptıkları da tabii Naziler federal meclisten defolsun diye bağıran Sol Partili Mikael Brandis de meclis başkanı tarafından, başkanı Wolfgang Schäuble tarafından uyarıldı. Tabii tartışmalı bir yasa, sığınma başvuruları reddedilen ve gözaltına alınan kişilerin cezaevlerinde de tutabilmesine imkan tanıyor. Bunu da burada ifade edelim. Bu arada sevgili Namık Koçak... Bu şeyler var herhalde. Türk istihbarat örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerinden söz ediliyor. Ne tür faaliyetler bunlar? Yani sevgili Namık, bir kere bununla ilgili Baden-Württemberg Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı'nın bir rapor açıkladı. Açıkladığı 2018 raporunda yabancı istihbarat teşkilatlarının Almanya'da özellikle muhalif eski vatandaşlarına ve orta ölçekli şirketlerin faaliyetlerini takibe aldığı belirtiliyor. Bu Baden-Württemberg Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı'nın raporu bu. Almanya'da 3 milyondan fazla Türkiye kökenlinin yaşadığı ve Baden-Württemberg Eyaleti'nin 508 bininin Türkiye kökenlerinin oluşturduğu belirtiliyor. Almanya genelinde faaliyet gösteren ve Türkiye bağlantılı dernek ve yapılar raporda listeleniyor. Raporda Milli Görüş Teşkilatı ve İrfan Evleri, Saadet Partisi, İsmail Ağa Cemaati gibi siyasi parti ve dini oluşumlara ait detaylar da yer veriliyor. Aşırı sol ve sağ görüşlü organizasyonların faaliyetlerine yer veriliyor. Raporda özellikle Almanya'daki Ankara bağlantılı kurumların da istihbarat faaliyetleri için nüfuslarını kullandığı belirtiliyor. Buna göre Türk bakanları Almanya'da Diyanet İşleri Türkçesi, yani merkezi könde bulunan DİTİP'te AKP'ye yakın uluslararası demokrat, yani UETT'yi etkisine göre daha yoğun biçimde Türk grupları üzerindeki nüfusunu arttırmak için kullanılıyor deniliyor. Bu da tabii bu raporda aynı zamanda yine İslamcı ve Selefilerin sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Zaten bütün ülkede yaşayan. Bunu da burada ifade edelim. Sevgili Namık Koçak, bu arada din değiştirmek için sığınma için yardımcı, din değiştirmek sığınma için yardımcı olmadığını da belirtelim. Federal Niteliler Dairesi'nin 2019 yılında din değiştirerek yapılan iltica başvuruları neredeyse tamamını reddettiği de belirtiliyor. Evet, bu arada Cüddoç'a Saygın gazetesinin bir yorumu var sevgili Namık Koçak. Özellikle AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme taşıdığı İstanbul-Konstantinopolis tartışmalarını ele alıyor. Lütfü Köse Aytun,
Gazete yorumunda Ekrem İmamoğlu 31 Mart'taki seçimleri kazandı ancak Erdoğan'ın AKP'sinin baskıyla usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla görevi bırakmak zorunda kaldı. Çoğu Yunan'ın hala kullandığı tabirle Konstantinopol'un belediye başkanı olacağını hiçbir zaman söylemedi. Peki öyleyse bu telaş niye? Erdoğan'ın İmamoğlu'nun yani rakip partinin İstanbul adayının kökenini tartışmaya açması milliyetçilerin hoşuna gidebilir. Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimleri öncesinde de bu kesimin oyunu çelmeye çalışmış ve bir zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun taş gibi kadetleri olan ve daha sonra camiye dönüştürülen Cumhuriyet'le birlikte Atatürk'ün müze olarak ilan ettiği Ayasofya'yı yine camiye dönüştürme tehdidinde bulunduğu yorumunda bulunuyor. Rütbe Hoca Saytürk gazetesi yorumunda. Orada evet, zaten bir yanlış bilgi de var. Konstantinopolis diye geçmiyor. Stampolis İstanbul'un eski adı. Tabii kendisi evet. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmasına rağmen bunu bilmiyorsa artık o da onun kusuru mu diyelim? Evet sevgili Namık Koçak doğru söylüyorsun. Yani aslında yani ne söylenir bilinmez ama şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin adı başka şeylerle de anılıyor. Avrupa Birliği uyuşturucu raporu yayınlandı. Türkiye'de ölümler arttığı ifade ediliyor. 2019 Avrupa uyuşturucu raporu Brüksel'de açıklandı. Raporda uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transporta olmayı devam eden Türkiye'deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda Türkiye ilişki kapsamlı analizler ve çarpışı veriler yer alıyor. İstatistiklere göre Türkiye'de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde bulunuyor. Türkiye yürüttüğü operasyonlarda 2017 yılında 8 milyon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6.6 ton amfetamin ele geçirdi. AB raporuna göre bu miktarlar tüm AB ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam miktarın çok üzerinde bulunuyor. Aşırı ölümler var. Doz ölümleri artıyor. Yani aşırı doz ölümleri artıyor. Örneğin Türkiye'de 2017 yılında uyuşturucuyla ölenlerin sayısı 941 kişi olduğu da raporda yer alıyor. Yine Almanya'da sevgili Namık Koçak, seçmenlerin çoğu erken seçim istiyor. Almanya'da son yapılan bir kamuoyu araştırması ülkede seçmenlerin çoğunun erken seçim istediğini ortaya koydu. Birlik partileri CDU-CSU ile Sosyal Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi gerektiği düşünülüyor. Tabii bu arada 26 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Parlamento seçimlerinin de yenilgi aldı. Tabii Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti büyük yenilgiye uğradılar. Geçen hafta SPD Genel Başkanı Andreas Nahles parti için tüm görevlerinden istifa etmişti. Tabii anketler Yeşiller ülkede uzun yıllardır seçmenlerin çok desteği olan iki parti kurumundaki SPD'yi geride bırakarak oy oranını yükseltti. Tabii bunlar da önemli. Artık koalisyon ortağı SPD'yi artık daha popülist Almanya için alternatif partisi de başa baş diyor. Bu kötü bir durum. Evet, İran'la ilgili yine özellikle ABD-İran çekişmesi biliniyor. Özellikle bu nükleer anlaşmayla ilgili Maas'tan Almanya Dışişleri Bakanı Maas nükleer anlaşmayı kurtarmak için devreye girdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'ta gerçekleştirdiği bir sürü ziyaret var. Orta Doğu'nun çok gergin bir durumda olduğunu ve kimsenin yangına körükle gitmemesi gerektiğini söyledi. Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yanlış hesaplamaların, yanlış anlaşılmaların ve provokasyonların bu son derece gergin bölgede beklenmeyen sonuçlara neden olma tehlikesi bulunduğunu söyledi. Maas pazartesi günü yarın İran'a gidecek. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e geçecek. Alman Bakan İran'da Tahran ile 2015 yılında yapılan ancak geçen sene ABD'nin çekilmesinin ardından tehlikeye giren nükleer anlaşmanın kurtarılabilmesi için temaslarda bulunacak. Almanya Dışişleri Bakanı biz Avrupalılar olarak diyor Viyana nükleer anlaşmasının sürdürülmesine yönelik çalışmalar konusunda her çabayı diyeceğine inanıyoruz ifadesini kullandı. Tabii İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abbas Mauzavi'nin de açıklamaları var. Özellikle bu konuyla ilgili ABD'nin İran'a uyguladığı ek yaptırımların Washington'un görüşme isteğini içtenlikle yapmadığının bir göstergesi olduğunu ifade ettiğinde belirtelim. Sevgili Namık Koçak, Sarı Yelekler Eylemi'nin 30. Cumartesi bunu da burada ifade edelim. Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için 17 Kasım 2018'de başlayan ve zamanla hayat pahalılığına ve yüksek vergilere tepki olarak büyüyen Sarı Yelekler Eylemlerinde yaklaşık 7 ay geride kaldı. Tabii sosyal medya hesabından sokağa çıkma çağrısı yapıldı 30. hafta nedeniyle. Ama ne yazık ki aynı kentte bazı metro seferlerin yapılmadığı belirtildi ama
Tabii yine çok düşük bir katılım olduğunda bu arada burada ifade edelim. Ve son olarak yani FIFA Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı kadın sporcuları tacizden futboldan men edildi. Yani Kerametdin Kerem'in kadın futbolculara cinsel taciz yaptığı gerekçesiyle bütün futbol aktivitelerinden hayat boyu men etti. FIFA Etik Komitesi Kerem'in en az 5 kadın futbolcuyu taciz etmekten ve görevi kötü yapılanmaktan suçlu buldu. Yine böyle bir şey herhalde, bilemiyorum. Yani negatif. Evet sevgili Ömer Fakir. Evet, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Bir de izleyicilerimizi uyaralım. Yani Almanya yeni göç yasasını kabul etti ama işte herkes bavulunu kapıp gelmesin. Çünkü kalifiye eleman arıyorlar. Bizim Türkiye'deki sıkıntımız da bu. İşsizimiz çok fakat kalifiye elemanımız az. İşte olanları da işte bu tür kampanyalarla Almanları şuraya buraya Avrupa'ya kaçırırsak bizim gene kalitesiz ne iş olsa yaparım işsizleriyle baş başa kalacağız bu memlekette gibi görünüyor. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz Recai Aksu'ya verdiği bilgiler için. Tekrar Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de neler var neler yok. Evet, seçim kampanyası dediğimiz gibi devam ediyor. Tartışmalar devam ediyor. S-400 tartışmaları devam ediyor. Bazı okuyucular, bazı izleyiciler S-400 tartışmasının çok uzatıldığından yakınanlar vardı. Ancak Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Yani Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini yakından ilgilendiriyor. Türkiye'nin askeri stratejilerini yakından ilgilendiriyor. Türkiye'nin ekonomisini yakından ilgilendiriyor. İşte hep döviz fiyatlarını merak eden, döviz dengelerini merak eden izleyiciler vardır. Onlar açısından baktığınız zaman onlar da buna bağlı. Her şey buna bağlı Türkiye'de. Bakın bir mektup Türkiye'yi nereye getiriyor? Bir tweet mesajı Türkiye'yi nerelere getiriyor? Bir telefon konuşması Türkiye'yi nerelere getiriyor? Hüsnü Mahalle'nin dediği gibi madem diyor Amerika'ya bu kadar bağırıp çağırıyorsunuz, niye diyor ondan sonra diyor Trump telefon etti, telefon aradı diye diyor seviniyorsunuz diyor. Gerçekten söylediği çok doğru. Ne yapacağız biz? Peki ne yapacağız? Trump'sız aşk yaşanır mı bilinmez ama diyor Hüsnü Mahalli, Ankara'nın bilinmez ama abartısız Ankara'nın işi çok ama çok zor. Erdoğan için daha da zor olan İstanbul seçimleri. Her yola başvurarak kazanmaya çalışacak ama matematik tersini söylüyor. İstanbul'da demokratik yara almış bir lider olarak iki süper güç Trump ve Putin arasında kalmak hiç çekilmez. Kaşıkçı'nın katili Prens Muhammed'in bakışlarını şimdi görür gibiyim. Kaşıkçı olayında Erdoğan'ın tavrının unutacak değil. Osmanlı'ya ayaklanan büyük dedesi Abdullah bin Suud'un 1818'de yakalanarak İstanbul'a getirilmesi ve 2. Mahmut tarafından kafasının uçurulması ise hiç unutmaz. Belki de Kaşıkçı'nın kafasını bunun için İstanbul'da uçurmuştur. Dedesinin yanında İngilizler vardı. Şimdi de arkasında Trump vardı diyor Suudi Arabistan için Hüsnü Mahalli Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında. Evet, tekrar gazetelere bir göz atacağız. Tekrar bakacağız. O arada arkadaşlar görüntüleri hazırlıyorlar. İstanbul'la ilgili birkaç şey söyleyeceğiz. Bu yeni havalimanıyla ilgili eski Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı bir kitap yazmıştı. O kitapta Hamdi Topçu Atatürk Havalimanı'nı Binali Yıldırım'ın istediğini söylemişti. Hatta kendilerinin buna karşı çıktıklarını söylemişti. Arkadaşlar havalimanı fotoğraflarını verebiliriz ekrana. Türk Hava Yolları eski yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu kitabında Atatürk Havalimanı yapılacak pist ve bir terminal ile 3. havalimanının ihtiyacının ortadan kalkabileceğini ancak Binali Yıldırım'ın buna sıcak bakmadığını söylüyor. Yani diyorlar ki İstanbul Atatürk Havalimanı'na bir pist ilavesiyle takviye edelim. Yeni havalimanına ihtiyaç olmasın diyor. Fakat deniyor ki Binali Yıldırım bu teklife sıcak bakmıyor. İşin ilginç tarafı bu teklifi Hamdi Topçu da o dönemki görüşlerini açıkladığı dönemki sözleri o da havalimanından yana. O da 150 milyon kişilik kapasiteye ulaşacağını, Türkiye'ye değer katacağını falan söylüyor bu havalimanının. Düşünebiliyor musunuz? Ama ondan sonra bugün kitabında ne diyor? 2 milyar verin, biz bu işi halledelim. Bu kadar büyük bir havalimanını yapmaya gerek yok diyor. Yani düşünün, bürokratları, yani yöneticileri de
O gün başka, bugün başka. Siyasetçisi de o gün başka, bugün başka. Hamdi Topçu, ben daha ucuza bu işi hallederiz dedim. Ancak Binali Yıldırım bu işi bu hale getirdi ve bu çok pahalı, çok gereksiz bir havalimanı yapıldı diye yakınıyor. Ama o günkü sözlerinde ise yine aynı kişi bu havalimanını savunuyor. Yani Türkiye tuhaf bir ülke ve bütün bunlardan sonra bu havalimanı niye yapıldı tartışmalarından sonra işte yaptık yine yaparız diyorlar. Yaptıklarının yap işlet devret biliyorsunuz biz ödüyoruz onları. Asla istenen yolcu sayısına ulaşamıyorlar. İstenen geçiş sayısına ulaşamıyorlar. İstenen köprülerden geçiş araç sayısına ulaşamıyorlar. Sonra ne oluyor? Kabak bizim başımıza patlıyor. Biz ödüyoruz bunları. Hepsini biz ödüyoruz. Sonra biz yaptık oluyor. Yine yapacaklarmış. Yapmalarına izin vermeyelim. O yüzden kendi paramız olduğu kadarıyla yapalım. Fazlasına da girmeyelim. Mesela neler yapıldı? Yassı Adayı biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi fotoğraflarını getirecekler Yassı Adanın. Yassı Ada ne hale geldiğini gördünüz. Yassı Ada idi. Demokrasi Adası oldu dediler. Demokrasi Adası dediğimiz adada ne hale gelmiş? Fotoğrafları arkadaşlar getiriyorlar şimdi. Adanın öyküsü ilginç. 27 Mayıs darbesinin ardından Adnan Menderes ve bakanların, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın yargılandığı bir ada burası. Özel mahkeme kurulmuştu. İdam kararları çıktı Yassı Ada mahkemelerinden. Ve yıllarca boş durdu, metruk bir halde durdu. Askeri bölgeydi orası. Yıllar sonra Yassı Ada'yı yeniden demokrasi adası yapmak üzere bir girişimde bulundu AKP iktidarı. Ne yaptılar? Yemyeşil bir adaydı, terk edilmiş bir adaydı. Demokrasi adası olacak dediler, beton adası oldu. Alcatraz adasına benzettiler. Yani demokrasi adası dediler ama gerçekten Amerika'da meşhur Alcatraz adası vardır. Alcatraz hapishanesi vardır. Filminde hatırlayacaksınız, Burt Lancaster'ın Alcatraz kuşçusu diye. Bakın şimdi fotoğrafı, Alcatraz adasına benzemiyor mu? Bir cezaevi adası, hapishane adası. Yani o yemyeşil adayı hapishane adasına çevirdiler. Ne oluyor? İstanbul'un hani diyorlar ya, İstanbul'u biz mahvettik, biz de bundan sorumluyuz diyorlar. Ama hala yapmaya devam ediyorlar. Bakın eski haline bakın adanın, şimdiki haline bakın. Eskisi yemyeşil, cennet gibi. Tamam, kötü anıları olan bir ada. Daha başka bir şey yapabilirsiniz. Bir botanik parkı yapabilirdiniz burada. Bir botanik parkı yapabilirdiniz. İnsanlar hafta sonları gitsinler, kalsınlar, gezsinler, tozsunlar, yürüyüş yapsınlar diye. Ama siz ne hale getirdiniz? Efendim kongreler yapılacak. İstanbul'da kongre yapacak yer mi kalmadı? İstanbul'da konuk ağırlayacak yer mi kalmadı? Sıkıntım var bu konuda. Bu hale getirdiniz adayı. Resmen Alcatraz adasından farkı yok. İnsaf, aynı açıdan çekilmiş iki fotoğraf. Yaptık, yine yaparız. İşte bunlar yapılacak. Yapmaya devam edecekler. Çünkü İstanbul'un rantı çok çok büyük. İstanbul'un kupon arazileri var. Hala bitmedi bu kupon araziler. Bu kupon arazilerden sorumlu olan kişiler var bu ülkede. Evet, bu öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki yapılan yapanın yanına kar kalıyor. Havalimanı. Şu anda tartışıyoruz. Peki bu tartışmalar zamanında yapılmadı mı? Zamanda yapılsaydı gerçekten gerekli miydi, değil miydi? Ormanların yok edilmesi, yeni rant alanlarının açılması gerekli miydi? Ya da ne bileyim işte Yassıada'ya böylesine bir imar, yoğun imar hamlesi yapılması doğru muydu? Şimdi siz kararınızı verin. İki adanın eski hali de, yeni hali de karşınızda. Hangisi daha güzel? Madem Yassıada'nın anılarını unutturacaksınız, oraya mesela demokrasi işte dediğimiz, az önce söyledik, arboretum yaparsınız, botanik ormanı yaparsınız. Adını da demokrasi ormanı dersiniz, demokrasi parkı dersiniz. Ama demokrasi adasına yakışıyor mu? Bir cezaevi görünümü verilmiş bir adaya. Evet, İstanbul'da bunlar oluyor. Bu arada Atatürk Kültür Merkezi'ni biliyorsunuz. Atatürk Kültür Merkezi'ni en sonunda bir yıktılar. Yenisini yapacağız dediler.
Niye? Efendim zor korunuyordu zaten dediler. Yıkılacaktı dediler. Statiği bozuktu dediler. Fakat sonra üstüne vinçleri çıkarttılar, şeyleri çıkarttılar, kazıcıları çıkarttılar, ekskavatörleri çıkarttılar. Güçlükle yıktılar. Aynı şey Ali Sami Yen Stadı için de söylenmişti. Tehlikeli, yıkılabilir demişlerdi. Zar zor yıktılar Ali Sami Yen Stadı'nı makinalarla. Aynı şey Atatürk Kültür Merkezi için de geçerli olacak. Ve daha önce restorasyon projesi de yapılmıştı. Ki o restorasyon projesi statik hesaplamaları yapıldıktan sonra, yıkılıp binanın sağlamlığı, iskeletinin sağlamlığı araştırıldıktan sonra yapılmıştı. Hatta Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi de destek olmuştu bu projeye, restorasyon projesine. Öyle yapılacaktı. Fakat bir anda karar değişti, yıkmaya başladılar. Çünkü yıkmanın amacı orada daha büyük bir inşaat alanı yaratmaktı. Çünkü binanın yeni bir benzerini yapacaklar. Aynı şekilde bir yeni bina yapılacak. Bu binanın geçmişi arkadaşlar birden başlarsak, bu bina Türk tarihinde önemli bir bina. Bir numaralı fotoğraftan başlarsak, önemli bir bina Atatürk Kültür Merkezi. Yapıldığı günlerde Türkiye'de yine anarşik olayların çok yaygın olduğu, sokak gösterilerinin, sokak olaylarının yaygın olduğu bir dönemde yapılmıştı. İlk geçirdiği felaket açılışından kısa bir süre sonra yandı. Hem de iskelet olarak kalana kadar yandı Atatürk Kültür Merkezi. Şimdi arkadaşlar o fotoğrafları getiriyorlar ekrana. Bir numaralı fotoğraftan başlayacağız. Yandı. Sonra ne yapıldı? Yapıldı. 1 Mayıs'lar yaşadı. O kadar çok şey gördü ki Atatürk Kültür Merkezi. 1 Mayıs'ları yaşadı. Gezi direnişini yaşadı. Pek çok olayın tanığı oldu. Ve dediğimiz gibi yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yeniden inşa alanı genişletildi. Otoparkın bulunduğu alanda inşaat alanına eklendi ve yeni bir bina yapılıyor oraya. Peki gerekli miydi yeniden yapılması? Efendim çirkin diyenler oldu, gösterişsiz diyenler oldu, işlevselliği açısından sıkıntılar olduğu söylendi, şu oldu bu oldu ama yapılmış bir bina vardı elimizde. Artık meydana da simgesi haline gelmişti. Ama birileri bundan rahatsız oldular. Dediğim gibi olayın tabii rant boyutunu da inkar edemeyiz. O yanan görüntüleri falan da arkadaşlar ve AKM şu anda burası boş. Vinç geldi, kuruldu. İşte AKM'nin o eski yanarken ki görüntüleri 70'li yılların başında meydana gelen büyük yangın. Üstelik bir oyun sırasında yanmıştı. Daha sonra işte gezi olayları sırasında bir şey panosu gibiydi afişlerden. Pano olarak kullanıldı. Kimi zaman da bir sinema afişi oldu Atatürk Kültür Merkezi. Ertuğrul filminin afişi koskoca duvarların boyuca Atatürk Kültür Merkezi'nin cephesini kapattı. Sonrasında 15 Temmuz olayları sırasında Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde şeyler kuruldu. Demokrasi nöbeti tutuldu. Demokrasi nöbeti tutulurken de gene bir afiş AKM'nin duvarlarında yükseldi. Sonrasında işte sucuk ekmek partileri, işte hakimiyet milletindir. 15 Temmuz sonrası tutulan demokrasi nöbetlerinde sucuk ekmek kuyruğunu görüyorsunuz. Arkada da hakimiyet milletindir yazısı Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ve son hali Atatürk Kültür Merkezi bundan sonrasına geldiğimiz zaman işte yıkım başlıyor ve o olan dümdüz edildi. Ve yeniden Atatürk Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor. İstanbul'a şöyle bir göz attık. Daha bakalım isterseniz. Ama yeter, çok gösterdik. İstanbul'daki yapılaşmayı, İstanbul'daki betonlaşmayı, belediyecilik anlayışını çok gösterdik. Çok gösterdik. Bu arada gazetelerde ilginç haberler var. Araç saltanatından bahsediliyor. O az önce 1000 küsür arabadan bahsetmişti. Korkusuz gazetesinde de o araba saltanatı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra AKP'li ilçe belediyeler de incelenmiş. İstanbul'da 502 yöneticinin bulunduğu 18 AKP'li belediyede tam 1367 adet makam aracı bulunuyormuş. Saltanat listesinin başında 149 araç ile Başakşehir var. Başakşehir biliyorsunuz AKP iktidarının pilot projesi diyebiliriz.
Yani futbol kulübüyle, yapılaşmasıyla, çarşılarıyla, şeyle AKP'nin kendi taraftarları için, seçmenleri için oluşturduğu bir semt, yeni bir şehir gibi kuruldu Başakşehir. İstanbul Büyük ve 149 araç varmış Başakşehir Belediyesi'nde. 149 tane kiralık lüks araç kullanılıyormuş. Kimler kullanıyor? Demin az önce de söyledim. Kimler kullanıyor bu kadar aracı? Ne kadar para ödeniyor? Bakalım ne kadar ödeniyormuş buna. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin İyi Partili üyesi Doktor Suat Sarı, AKP'li ilçe belediyelerinin 2018 ve 2017 yıllı faaliyet raporlarını mercek altına aldı. Sarı'nın incelemesi korkunç israfı gözler önüne serdi. Buna göre İstanbul'daki 18 AKP'li belediyenin tamamında 502 yönetici kadrosu var. Buna karşılık bu belediyelerde tam 1367 kiralık makam aracı bulunuyor. Yani bir yönetici başına düşen makam aracı sayısı 2'den fazla. 2'den fazla. Hatta biliyorsunuz bazı eski bakanlara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı araba tahsis etmişti. Üstelik şoförüyle birlikte. Masrafları da belediye tarafından karşılanarak. Yani yağ masanın böreği. Tıpkı İBB gibi AKP'li belediyeler arasında en çok kiralık araç 149 ile Başakşehir'de bulunuyor. İkinci sırada 145 kiralık araç ile Ümraniye, üçüncüsü 122 araç ile Sancaktepe alıyor. Bakın bunlar dikkat ederseniz hep AKP'li belediyeler. Bu araç saltanatının yaşandığı belediyeler AKP'li belediyeler. İBB'nin faaliyet raporları kısa süre önce incelenmiş ve kurumla 643 yöneticiye 1717. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1717. 1643 de burada var. Toplayın. 3000'den fazla araba ediyor. Belediye makam arabası. Bunlar kiralık. Aylık kiralarını düşünebiliyor musunuz bunların? Bir hesap yapın. İşte ucuz değil o arabaların kiraları. 1000 lira verdiğinizi düşünün hadi. Ki asla mümkün değil bu. Bir de bu Mudanya'da gazetelerde okudunuz daha önce. Mudanya Belediye Başkanı sahildeki Suriyelileri böyle kovdu. Bizim çocuklarımız şehit olurken onlar zevk sefa içinde yaşayamaz. Mudanya Belediye Başkanı plajdaki Suriyelileri kovmuş. Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde çadır kurup donla atletle denize giren Suriyeliler vatandaşları isyan ettirdi. Zabıta harekete geçti. Suriyeliler sahilden çıkarıldı. CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken onların zevki sefa içinde bu yaşamalarını bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz diyor. Bilmiyorum yani tabii denize nasıl girileceği hep Türkiye'de tartışma konusudur. Hep işte iç çamaşırıyla denize girenlerden yakınılır. Bu bir yaşam kültürüdür, bir yaşam anlayışıdır. Geçmişte de çok örnekleri görüldü. Plajlarda da yaşandı. Suriyeliler biliyorsunuz başka yerlerde de plajlardan çıkartılmışlardı. Tabii gerekçeler daha hafif olabilir. Olayı çok başka bir yerlere taşımadan da yapılabilir. Çünkü bu Suriyelilerle ilgili çok ciddi sorunlar var. Kilis de öyle bir hale gelmiş ki Kilis de gerçek Kilisliler iki katı neredeyse Suriyeli yaşıyor. Ve bu Suriyeliler diyorlarmış ki Kilislere, devlet bize burayı verdi, siz artık buradan gidin. Hani dağdan gelen bağdakini kovar derler ya, siz burayı terk edin, devlet burayı bize verdi diyorlarmış. Ve İstanbul'a baktığınız zaman Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içinde mesela İstiklal Caddesi'nde boydan boya yürüyün, Türkçeden fazla Arapça duyarsınız. Şu aralar ben önceki bayramın hemen öncesinde gitmiştim. Azalmıştı insanlar. Anladığım kadarıyla Suriye'ye bayram tatiline gittiler. Şimdi önümüzdeki hafta tatilden dönerler. Almanya belki hatırlayacaksınız. Bayram tatiline giden Suriyelileri geri almamıştı, göçmenleri geri almamıştı. Bayramı kutlamaya gidecek kadar güvenliyse ülkeniz, orada kalın demişlerdi ve geri dönüşlerinde Almanya'ya kabul etmemişlerdi. Biz istedikleri gibi gidiyorlar, geliyorlar. Yani İstanbul'un her yerinde varlar, Türkiye'nin pek çok şehrinde varlar. Peki ne olacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak? Bunlar geri dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Türk vatandaşlığına alınacaklar mı, alınmayacaklar mı? Bir de bunlar için harcanan paralar var. Devlet hep söylüyor, 30 milyar avro harcadık, şu kadar para harcadık. Kimse destek olmadı deniyor. Peki niye harcıyoruz? Ama kendimizi de sorumlu hissediyoruz biraz bu olayların oluşumunda. Çünkü Suriye olayını biz kaşıdık. Suriye olayına, yangına biz benzinle gittik. Suriye'de, Şam'da, Emevi Camii'nde namaz kılma hayallerini biz kurduk. Şimdi Suriyeliler başımıza dert oldu. Tamam, göç kötü bir şeydir. Can önemlidir. Herkes canını kurtarmak zorunda. Ama bizim askerlerimiz ölüyor. Onlar burada denize giriyorlar, tatil yapıyorlar bir anlamda. Evet, bu çelişki daha devam edecek, bu tartışma daha devam edecek Suriyeliler meselesi. Ama öncelik seçimde. Bu seçim öncesi Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasındaki açık oturum yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kim yönetecek? Dediğimiz gibi Uğur Dündar kabul etmedi. Cüneyt Özdemir ben yaparım moderatörlüğü diyor. Olacak mı, olmayacak mı? Göreceğiz, bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta çok şeylere gebe. Önümüzdeki hafta dediğim gibi tekrar cumartesi, pazar günleri görüşmek üzere. İyi bir pazar günü diliyoruz.